Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Üslü sayıların dördüncü dersine değil, beşinci dersine geldik. Hayır, beş oldu, beş. Beşinci dersine geldik. Şu an ben 41. sayfadayım. Biraz karma örneğim var. Sonra üslü denklemler kısmına devam edip yine karma örneklerle devam edeceğim. 2 üzeri x eşittir 5'tir demiş. Buna göre 8 üzeri x artı 1 ifadesinin değerini bul da görelim demiş. Bulamaz. Yani x'i burada bulamazsın. Cevabı buluruz da. X'i bulamayacağını önce bir görmen lazım. 2'nin hangi kuvveti 5 yapar dediğinde az çok logaritma bilen varsa bu iş logaritmaya gider. X sayısı logaritma 2 tabanında 5'tir ama ben şu an TET kısmında üslü sayılar anlattığım için tabii ki ben bunu logaritmadan falan çözmeyeceğim ama logaritmada bu soruyu çözer. Burada öncelikle X'i tam olarak üslü sayı anlamında değer olarak bulamayacağını görmen lazım. 2'nin hangi kuvveti 5 yapar dediğinde bunun net bir cevabı yok. Burada X'i ben bulmayacağım. Sadece diyeceğim ki 8 üzeri x artı 1 var yerinde. Yani 8 üzeri x artı 1 sayısı. Daha doğrusu 8'in kuvveti olan bu sayı 2'ye akraba. Çünkü 8 sayısı 2'nin kuvvetidir. 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 3 üzeri x artı 1 olarak yazdıktan sonra bu 2 üzeri 3x artı 3 olur. Şimdi elinde var olan malzeme 2 üzeri x'in 5 olduğu. 2 üzeri x'in 5 olduğunu bildiğim için onu bulmaya çalıştığım işlemin sonucunda kullanacağım. Bunu da şöyle yapacağım. Parçalarını ayıracağım. 2 üzeri 3x'i önce 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 olarak yazdım. Bu zaten bizden 8. 2 üzeri 3x'i var. Şimdi 2 üzeri 3x sayısı şu sayı türünden yazıldığı zaman cevabın ne olduğu o zaman görülecek. 2 üzeri 3x'i bak şöyle yazıyorum. Diyorum ki 2 üzeri x'in küpüdür. Yanında da 8 var. Şimdi sen 2 üzeri 8'in, 2 üzeri x'in 8, 5 olduğunu bildiğin için şunun yerine 5'i yazdığın zaman 5 üzeri 3 çarpı 8 haline gelir de 5 üzeri 3 malum 125 yapar. 125 ile 8'i çarparsan aşağı yukarı 1000 yani şıklara da uydurursan 10 üzeri 3 yapar. Cevap bu yüzden D şıkkı olur. Şimdi bununla ilgili bir mini test var. Anlatılan şeyi kavradıysan eğer ya videoyu tekrar başlasan ama bu da videoyu durdurup kendi başına bu soruyu çözmen bence çok daha önemli. Videoyu durdurup bu soruyu bence kendin çözmelisin. 3 üzeri m'eşittir 2 olduğuna göre 3 üzeri 2m artı 1 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Yine m'i bulamadığına özellikle dikkat et. 3 üzeri 2m artı 1'i arıyorsun. 3 üzeri 2m artı 1'i önce parçalarına ayırıyorum. 3 üzeri 2m çarpı 3 üzeri 1 dedim. Bu da 3 üzeri m'in karesi çarpı 3. Elinde 3 üzeri m'nin değeri var zaten. O 2 diye sana söylenmiş. 2'nin karesi çarpı 3. 4 kere 3 aşağı yukarı 43 yapar. Cevap bu yüzden C şık olur. Bu 1. Diğer soru 5 üzeri x eşittir 3'tür demiş. 5 üzeri 2x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? 5 üzeri 2x eksi 1. Yine parçalıyorum. 5 üzeri 2x çarpı 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri eksi 1'i bölüm olarak yazacağım birazdan. Bu 5 üzeri 2x'i 5 üzeri x'in karesi çarpı 1 bölü 5'tir dedim. 5 üzeri x'in değerinin 3 olduğunu biliyorsun. 3'ün karesi çarpı 1 bölü 5. O da aşağı yukarı 9 bölü 5. Cevap bu yüzden D şıkkı olur. Aynı soruya bir tık daha fazlası var. 2 üzeri x artı 2'ye 5 demiş. 2 üzeri 3x eksi 1'in değeri kaçtır diye sormuş. Burada elinde 2 üzeri x artı 2'nin 5 ettiği durum var. 2 üzeri 3x eksi 1'i arıyorsun. Bak yukarıda ve aşağıdaki adamlar birbirlerine akraba sayılar, bağlı sayılar. Birbirlerinden farklı şeyleri zaten soramaz. 2 üzeri 3x eksi 1'i önce şöyle parçalayalım. 2 üzeri 3x bölü 2 üzeri 1 diyelim. Bu 2 üzeri x'in küpü bölü 2 demektir. Ama ben 2 üzeri x'in değerini bilmiyorum. Bunun için sorunun başta verilen haline geri dönüyorum. 2 üzeri x artı 2'ye 5 demiş ya bu adam. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 eşittir 5. Buradan 2 üzeri x eşittir her iki tarafı 4'e bölersen yani 2 üzeri 2'ye bölersen 5 bölü 4 yapar. 2 üzeri x'in değeri 5 bölü 4. Şimdi bunu götürüp yerine yazacağım. Yerine yazmak ne demek? 2 üzeri x'i gördüğüm şuradaki kısmın yerine 5 bölü 4 koyuyorum. 5 bölü 4 üzeri 3 bölü 2 var. 5 bölü 4'ün küpü demek. 5'in küpü bölü 4'ün küpü bölü 2. 125 bölü 64 bölü 2. 125 bölü 64'ü aynen tuttun. 1 bölü 2 ters çevirip yanına çarpıyorsun. 1 bölü 2. 125 bölü 128 olur. Cevap bu yüzden A şıkkı gelir. 3 üzeri x'e a demişim, 2 üzeri x'e b demişim, 24 üzeri x ifadesinin a ve b türünden eşit aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Burada gel bunu yeşille yazalım. 24 üzeri x'i parçalıyorum. 24 üzeri x sayısı 24, 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 üzeri x demektir. Bunu da 2 üzeri 3x çarpı 5 üzeri x olarak yazdım ve bunu da 2 üzeri x'in küpü, çünkü elinde senin 2 üzeri x var, çarpı 5 üzeri x'in var ya. 2 üzeri x'in yerine b yazıyorum.
B'nin küpü geliyor. 5 üzeri x'in yerine 5 nereden geldi ya? Biri 5 dedi. Bak 5 falan yok orada, bu 3. Biri 5 dedi. Burada 3 var. 5 falan yazılı değil orada. Orası 3. Ben dinliyor musun diye baktım. Hani belki takip etmiyorsundur falan diye ben onu 5 yazdım ama. Ya bu 3 üzeri x olarak yazdığın zaman bu 3 üzeri x dediğin şey a olduğu için a çarpı b'nin küpü sorunun doğru cevabıdır. Cevap a şıkkı gelir. Yine bir mini test var. Az önce anlatılanla alakalı. Şu mini testin ikinci sorusu bir tık daha farklı bir soru. 2 üzeri x'e a, 3 üzeri x'e b demiş. 144 üzeri x ifadesinin a ve b türünden eşitliğini bul da görelim demiş. 144'ü öncelikle parçalıyorum. 144 16 kere 9 yapar üzeri x. Yani 2 üzeri 4x çarpı 3 üzeri 2x. Elinde var olanlar var, görüyorsun. Burada 2 üzeri 4x'i 2 üzeri x'in 4'ü 3 üzeri x'in karesi olarak yazdım. Şunun değerine a demişim, bunun değerine b demişim. A üzeri 4 çarpı b üzeri 2. Yani cevap c şıkkı gelir. Alttaki bir tık daha farklı. Üstünde ondalık sayı var. 6 üzeri 5.7. Yani bu 2 çarpı 3 üzeri 5.7 demek. Yani o da 2 üzeri 5.7 çarpı 3 üzeri 5.7 demek. Şimdi elinde var olanlara şöyle bir göz atarsan, elinde 6.7 var, sen 5.7'yi arıyorsun. Elinde 3.7 var, sen 5.7'yi arıyorsun. Bunu şöyle yazmaya çalışalım. Elindeki 2 üzeri 6.7 sayısı var ya arkadaşım. Bunu ben şöyle yazacağım. 5.7'ye ulaşmaya çalışıyorum. 6.7'yi 5.7 çarpı 2 üzeri 1 olarak yazdım. Dikkat et, tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır diyebildiğim için böyle yazdım. Bu da 2 üzeri 5.7'nin her iki tarafı 2'ye böldüğün zaman a bölü 2 olması anlamına gelir. Yani şu a bölü 2. 3 üzeri 5.7 var. Elinde 3 üzeri 5.7 var. Senin elinde 3 üzeri 3.7 var. Bu 3 üzeri 5.7'yi de şöyle yazalım. 3 üzeri 3.7 çarpı 3 üzeri 2 diye parçalayalım. Şunun değerinin zaten b olduğunu biliyormuşum. Geriye de a bölü 2 çarpı b çarpı 9. O da 9 a b bölü 2 kalır. Cevap bu yüzden b şıkkı gelir. Çok böyle hani bu soruyu ilk yazan adam büyük ihtimalle ölmüştür. Gerçekten piyasada çokça görebileceğin ama ÖSYM bunu sormuyor. Kitaplarda sıklıkla karşına çıkacak bir soru tipi. O kadar böyle hani herkes kitapta bulunan bir soru ki yani çok klasik, çok klişe bir soru ama hani ben de koyuyorum ama kitaplarda da koyacaktır. Kitaplarda da karşına çıkacaktır. Ama ben ÖSYM'nin böyle bir soru soracağını pek düşünmüyorum. Şimdi bu soru nasıl yapılır? 3 üzeri x eşittir 8'dir demişsin. 2 üzeri 3. Tabii burada demin o kadar laf ettim. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi sen bu soru ben sınavda karşı çıkmaz diyorum ama yani her soruyu sınavda çıkar gözüyle çözmemen lazım. Çünkü koca kitabın içinden bile ÖSYM'nin sorduğu sorunun birebir aynısı değil. Sayılara farklı haliyle benzer biçimi gelebiliyor. O yüzden senin burada bu soru sorulmaz deyip önemsememekten ziyade alabileceğin kısımlarını alıp geçip gitmen lazım. Bak alabileceğin, öğrenebileceğin kısımlarını öğren ve soruyu çok fazla takma ama çok klasik bir soru olduğunu unutma. Aşağıda 27 var. 27 3 üzeri 3 üzeri 3 yapar. Yanında da 2 üzeri 4 var. Yani elinde son olarak şu kalıyor. 3 üzeri x eşittir 2 üzeri 3. 3 üzeri 9 eşittir y. 3 üzeri 3y eşittir 2 üzeri 4 var. Şimdi bundan sonrasında ne yapacaksın? Bak, iki tane yol var burada. Bir, çok kısa bir şekilde soruyu çözdüren. İki, bu işin niye böyle olduğunu anlatan daha net bir ifade. Kesinlikle itiraz edemeyeceğimi biliyor. Şimdi ben sana bir yol vereceğim ama çok böyle ya, pratik bir yol bu. Bunu çok da böyle hani niyesini sorgulama bu aşamada. İkinci de söyleyeceğim niye böyle yapıldığını. Burada sayıları üstü sayı biçiminde yazdıktan sonra tabanları aynı olan sayıların üstlerinin bölümleri birbirlerine eşit olur. Ne demek bu? Ben onu şuraya şöyle bir yazayım. 3 üzeri x 2 üzeri 3. 3 üzeri 3y eşittir 2 üzeri 4. 3'lerin üstlerinin bölümleri yani x'in 3y'ye bölümü x bölü 3y, 2'lerin üstlerinin birbirine bölümüne eşittir. 3 bölü 4. İşte şuraya da 3 bölü 4 yazıyorsun. Bundan sonra işler dışar yaptığın zaman 4x, yazamadım 4'ü. Birazdan 4x olacak burası. Şu kısım 4x eşittir 9y gelir. Hatırla, x sayısına 9'un katı anlamında 9k. Y sayısına da 4'ün katı anlamında 4K diyorum. Senden istenen şey x artı y bölü x eksi y oranıydı. X artı y bölü x eksi y. X'in yerine 9K.
Y'nin yerine 4K. X'in yerine 9K. Y'nin yerine 4K. Yukarı taraf 13K. Aşağı taraf 5K. KK 13 bölü 5 geldi. 13 bölü 5 cevap C şıkkı oldu. Bu yüzden demektir. Şimdi ikinci yolda bunun sebebi var. Yani niye böyle? Kim uydurmuş da böyle bir şey gelmiş diyenlere. Ki bence mantıklı olan bu ama bu sol taraftaki pratik bir yöntem olarak alıp geçebilirsin. Sağ taraftaki de işin sebebi. Yine çok beğendim, bir daha yazayım bunları. 3 üzeri x 2 üzeri 3. 3 üzeri 3y eşittir 2 üzeri 4. Bak burada ana hareket şekli şu. Ya sol tarafları, eşitliklerin sol taraflarını ya da eşitliklerin sağ taraflarını birbirlerine eşitlersin. Ki hani ne tarafı eşitlediğinin çok bir önemi yok ama sadece sağ taraflarda, eşitliklerin sağ taraflarında hep sayı bulunduğu için, bilinmeyen x ve y bulunmadığı için ben sağ taraflarını eşitlemeyi tercih etmek istiyorum. 3 ile 4 var ya burada, bak üstler. Birinin üstü 3, birinin üstü 4. 3 ile 4'ün eşitlendiği sayı 12'dir. İkisini de 12 yapabilmek için her ikisinin de uygun kuvvetlerini alacağım. Birincinin 2 üzeri 3'ün 3 ile 4'ün ortak katı 12'ye eşitlenebilmesi için her iki tarafının 4. kuvvetini alıyorum. Her iki tarafı birden aldığım için eşitliği korumaya devam edersin. Bir tarafa başka, bir tarafa başka işlem yapmıyorum. Her iki tarafın 4. kuvvetini alıyorum, eşitlik devam eder. Aşağıdakinde bunu da 3. kuvvetini alıyorum. Birincisi 3 üzeri 4x, 2 üzeri 12, 3 üzeri 9y, 2 üzeri 12. Görüyorsun bunların sağ tarafları birbirlerine eşit. Yani 3 üzeri 4x 2 üzeri 12 eşit. 3 üzeri 9y de 2 üzeri 12 eşit. O halde bunlar birbirlerine eşit demektir. 3 üzeri 4x 3 üzeri 9y'ye eşit demektir. Yani tabanlar aynı olduğu için üstleri de eşit demektir. 4x eşittir 9y demek. Sen 4x'i 9y'ye yerleştirdikten sonra bu sorunun çözümü şuraya kadar gelip bu şekilde devam eder. Yani tekrar bir de aynı şeyleri yazmıyorum. X 9K, Y 4K dersin. Ondan sonra burnun dikine gider. İşlemi yapar. Sadeleştir. Cevaplarsın. Yine bir mini test var. Bence videoyu durdur ve hemen kendini çözmeye bak. Ben tabii ki hemen çözeceğim. 2 üzeri X, 3 üzeri 5, 2 üzeri 3, 3 üzeri Y olduğuna göre ben kısa yoldan çözeceğim. Artık çok uzatmayı düşünmüyorum. Zaten anlattığım sebebiyle alakalı bir şeyler. 2'lerin üstlerinin bölümleri, yani X bölü 3, Y ile 3'lerin üstlerinin bölümü olan 5 bölü Y'ye eşit. X, Y eşittir 15. Cevap bu yüzden D şıkkıdır. Bir altındaki 3 üzeri 3A eşittir 2 üzeri 2. 2 üzeri 2B eşittir 3 üzeri 1 dedikten sonra, bak çok öğrenci harcadım bu soruya, dikkat et. Bu soruyu ben sorduğum zaman öğrenci de şöyle yapıyor. Çok klasik bir şekilde koşullanmış oluyor çocuk. Diyor ki 3A bölü 2B eşittir 2 bölü 1. Ben böyle demedim ki. Direkt bunu yazıyor. Benim söylediğim şey şuydu. Üçlerin üstlerinin bölümleri, yani bunun buna bölümü, ikilerin üstlerinin bölümlerine eşit. Yani 2'nin 2B'ye bölümüne eşit. 2 bölü 2B. İşte şimdi doğru şeyi yazmış oluyorsun. Şu ikileri sadeleştirelim. 3AB eşittir 1 kalır. AB eşittir her iki tarafı 3'e böldüğünde 1 bölü 3. Yani cevap A şıkkı bu yüzden kalır. A ve B birer tam sayı olmak üzere biraz normalin üzerinde sayılabilecek bir soru. Eşitliği sağlanmaktadır. A ile B'yi topla da görelim demiş. Gel toplayalım da görsün. Ne yapılabilir burada? Şunun bir rengini değiştirmek istiyorum. Mor. Hepsini bak, 25 var, 5 var, 5 var, sağ tarafta da 5 var. 25'leri bir kere 5 üzeri 2A olarak bir yazalım. Şu 25 var ya, 5 üzeri 2 olarak yazdım. 5 üzeri 2'nin A kuvveti eksi 5 üzeri 2A eksi 1 eşi eksi 4 çarpı 5 üzeri 2 üzeri A eksi 1 geldi. Yanında da 2 üzeri B çarpı 5 üzeri 4. Sol tarafı bir toparlayalım. 5 üzeri 2A, 5 üzeri 2A eksi 1, eksi 4 çarpı 5 üzeri 2A eksi 2, 2 üzeri B çarpı 5 üzeri 4. Sol tarafta, bak 5 üzeri 2A'lar burada var, burada da var, burada da var. Hepsinden 5 üzeri 2A'yı çekip dışarıya ortak çarpan parantezini alıyorum. Bunların tamamından 5 üzeri 2A'yı ortak çarpan parantezini aldığın zaman 5 üzeri 2A 1 kaldı. Dikkat et, bunu alınca 5 üzeri 2A'yı 5 üzeri eksi 1, yani birazdan 1 bölü 5 kaldı. Eksi 4 kaldı ve 5 üzeri eksi 2 kaldı. 2 üzeri B çarpı 5 üzeri 4. Devam. 5 üzeri 2A çarpı 1 eksi 1 bölü 5 eksi, dikkat et, 4 bölü şu 5 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 25 demek, paydaya yazdım özellikle dikkat et.
2 üzeri b çarpı 5 üzeri 4, 5 üzeri 2a, sonra tabanları, paydaları daha doğrusu eşit diyorum. Paydaları eşitlediğin zaman bunun paydasında 1 var, 25 de, bunun paydasında 5 var, 5 de çarpıyorum. 25 eksi 5 eksi 4 bölü aşağı tarafta 25, 2 üzeri b çarpı 5 üzeri 4, 5 üzeri 2a çarpı 16 bölü 25, 2 üzeri b çarpı 5 üzeri 4. Artık hadi soru sonlara doğru varmaya başladı. Bitireceğim şimdi. 5 üzeri 2a. Bak şu 25 var ya. İçler dışlar çarpımı yapalım ya. Bu 25'i şu tarafa doğru çarpımı olarak atalım. 5 üzeri 2a çarpı 2 üzeri 4 16'nın karşılığı. Yan tarafta 2 üzeri b var. 5 üzeri 4 de 25'i, yani 5 üzeri 2'yi çarptığın zaman üstlerini topluyorum. Bu da 5 üzeri 6 yaptı. İşte son noktaya vardın. Burada bak, bu ikisi birbirlerine eşit ve a ve b birer tam sayı ya. Bu buna eşittir. Bu buna eşittir. Yani 2a 6'dır. A aşağı yukarı 3 yapar. B de direkt 4 yapar. A ile B'yi topla demiş. 3 artı 4 görüyorsun 34 yapar. Cevap bu yüzden 34 eşlik olur. Sonra diğer soruma geçmiyorum artık. Ben burada işimi bitiriyorum. Ben yine sırayı sana atıyorum arkadaşım. Dersle ilgili görüşlerini, yorumlarını, dersten faydalandığını düşünüyorsan ve beğendiysen benimle paylaşmayı, kanala abone olup bildirimlere tıklamayı özellikle ihmal etme. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşeceğiz. Üssüz sayıların şu an 50. sayfasına doğru gelmiş bulunuyorum. Az bir şey kaldı. Bir 30 sayfa civarı kaldı. 30, hayır. 35 tane sayfa falan kaldı. Üssüz denklemlere devam edeceğim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.